Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında haftanın ikinci işlem gününde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında artan gerginlik sonucu doların değer kazanması altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırdığını gördük. Vaka sayılarındaki artışın Ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelerin ons altına desteklemesiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü gördük. Haftanın 3. işlem gününde ise koronavirüs aşısına dair olumlu gelişmelerle birlikte dolardaki zayıflama sonrası 1800 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayarak yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1808 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Artan talep ile birlikte ons altının yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1816, 1824 ve 1832 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası bir aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1800, 1794 ve 1788 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar Türk Lirası tarafında ise haftanın ikinci işlem gününde yurt içerisinde zayıf veri ekonomik akışı sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi Haziran ayında %0,6 Yıllık bazda ise %0,6 artış gösterdi. Haftanın 3. işlem gününde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Empire State İmalat endeksi Temmuz ayında 10 beklentiler karşısında 17,2'ye yükselirken sanayi üretimi ise Haziran ayında %5,4 ile %4, Üçlük beklentiler karşısında daha fazla artış gösterdi. Yurt içerisinde 15 Temmuz Demokrasi Günü nedeniyle tatil devam ederken risk iştahında gözlemlenen artış sonrası doların baskı altında kalmasıyla birlikte kurun aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğünü gördük. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 6,85 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Gelebilecek satışlarla birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda 6,83, 6,80 ve 6,78 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gelebilecek olası alışlarla birlikte kurdaki eğilimin Yukarı yönlü hareketlerinde ise 6,87, 6,89 ve 6,92 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altında ise haftanın ikinci işlem gününde kurda 6,85-6,87 seviyeleri arasında yatay hareketler sürerken vaka sayılarındaki artışın güvenli varlık talebi olarak altına olan talep artırması sonucu güne 396 seviyesinde başlayan gram altının 10 altına paralel olarak yükselişini sürdürdüğünü gördük. Haftanın 3. işlem gününde ise koronavirüs aşısına dair olumlu gelişmelerle birlikte dolardaki zayıflama sonrası kurda sınırlı hareketler sürerken Ons altında 1800 dolar seviyesinde kalıcılık sağlanması sonucu gram altının da yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğünü gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda 398 Türk lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 396 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 400, 402 ve 405 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 396, 394 ve 392 seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise haftanın ikinci işlem gününde yurt içerisinde zayıf ver ekonomik akışı devam ederken Almanya'da ZEV ekonomik güven endeksi 59,3 seviyesine gerileyerek Euro bölgesinde sanayi üretim verisi mayıs ayında önceki aya göre %12,4 artış gösterdi. Haftanın 3. işlem gününde ise Euro bölgesinde zayıf ver ekonomik akışı ile birlikte gözlerin bugün açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı üzerinde olduğunu görüyoruz. Yurt içerisinde ise 15 Temmuz Demokrasi Günü tatili devam ederken beklenen karar öncesi güne 7,81 seviyesinde başlayan çaprazın gün sonunda yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğünü gördük. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 7,82 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 7,84 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 7,79, 7,76 ve 7,73 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gelebilecek olası alımlarla birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketlerinde ise 7,84, 7,87 ve 7,90 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro dolar paritesinde ise haftanın ikinci işlem gününde Almanya'da zev ekonomik güven endeksi 59,3 seviyesinde gerilerken Euro bölgesinde sanayi üretim verisi mayıs ayında önceki aya göre %12,4 artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise tüketici fiyat endeksi Haziran ayında %0,6 yıllık bazda ise %0,6 artış kaydetti. Haftanın 3. işlem gününde Euro bölgesindeki zayıf veri ekonomik akışı ile birlikte gözlerin bugün alınacak olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı üzerinde olduğu gözlemlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Empire State İmalat endeksi Temmuz ayında 10 beklentiler karşısında 17,2'ye yükseldi açıklanan sanayi üretimi %4,3'lük beklentiler karşısında daha fazla artış gösterirken ithalat fiyat endeksi ise Haziran ayında %1,4 artış gösterdi. Gün içerisinde risk iştahındaki toparlanma sonrası doların baskı altında kaldığı gözlemlenirken paritenin yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğünü gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,14 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,1370 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırasıyla 1,1430, 1,1460 ve 1,15 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Paritenin aşağı yönlü harekete geçme durumunda ise 1,1370, 1,1340 ve 1,13 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise haftanın ikinci işlem gününde üretim kısıntılarının azalacağına dair endişelerin petrol fiyatları üzerindeki baskıları devam ederken OPEC'in Haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporunu takip ettik. Haftanın 3. işlem gününde ise Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları 10 Temmuz'dan sonra eren haftada 7,5 milyon varil düşüş kaydederken OPEC Plus koalisyonunun arz kısıntısına ilişkin beklentilerle birlikte Brent petrolün yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 43 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 41,80 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yön eğilimin devam etmesi durumunda 44,30 45,80 ve 46,80 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 41,80, 40,40 ve 39 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. You should take it slow.